7. sınıf matematik dersi rasyonel sayılarda çıkarma işlemi ile ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Bir açıklama sevgili öğrenciler, toplamayı öğrendikten sonra bu gerçekten kolay çünkü biz burada çıkarma işlemlerini toplama işlemine dönüştürüp oradaki özellikleri kullanmamız gerekiyor. Bir rasyonel sayının öne gelen eksi işareti sayının yönünü değiştirir, yani sayının tersini verir. İki rasyonel sayının farkı çıkan sayının toplamaya göre tersiyle eksilen sayının toplamına eşittir. Şimdi şuna dikkat etmek gerekiyor sevgili öğrencim. Bakın, pozitif bir sayı var. Burada da pozitif bir sayı var. Bunları birbirlerinden çıkartmamı istiyor senden. Bak, iki tane işaret yan yana, görüyor musun? Birisi eksi, birisi artı. Sen oradaki, ama her ikisine de yapmak şartıyla, işaretleri tersine çevirebilirsin diyor sana. Tersine çevirirsen buradaki çıkarma işlemini toplama işlemine çevirirsin. Yani burada eksi işareti var, burada da artı işareti var. Bu eksiyi artıya, buradaki artıyı da eksiye çevirirsen de bir değer kaybı uğramaz. Şimdi artı 4'te 3'ü yazdım. Tamam. Sonra bu eksiyi artıya çevirdim. Hemen şuraya da bir artı yazalım. Buradaki artıyı da eksiye çeviriyorum. Amacımız buradaki çıkarma işlemini toplama işlemine göre çevirip daha sonra ikisini toplamak. Ne oldu sayımız? Birisi pozitif sayı oldu, birisi negatif sayı oldu. Pozitif ve negatif sayılar, yani zıt işaretli sayıları toplarken büyükten küçük çıkartılır ve büyün işareti kullanılır. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi rasyonel sayılarda toplama işlemiyle ilgili bir konu anlatım oradan da yine takip edebilirsiniz. Çocuklar, 4'te 3 daha büyüktür 4'te 1'den, değil mi? Birisi artı, birisi eksi. Yani sen işaretlerini çıkardın. Birinde 4'te 3 var, birinde 4'te 1 var. Hangisi büyük? 4'te 3. Büyükten küçüğü çıkartırsam geriye 4'te 2 kalır. Büyün işareti nedir? Artı. Artıysa buraya bir artı getirerek sonucu artı 2 bölü 4 olarak bulabilirim. Çıkarma işleminde yaptığımız sevgili öğrenciler, mesela iki tane negatif sayının birbirinden çıkartılmasını istiyor. Bizden yapmamız gereken İki tane işaret yan yana ve burada çıkartma işlemi ise, ki burada da eksi işareti var iki parantez arasında. Yapmamız gereken oradaki iki tane işareti de değiştirebilirsiniz. Yani eksiği ben burada artı yapabilirim. Buradaki eksiği de artı yapabilirim. Zaten iki tane eksinin toplamı artı olur sevgili öğrenciler. Şu bilgiyi de lütfen unutma. İki işaret yan yana. Artı artı yan yanaysa bu artı olur. İki işaret eksi eksi yan yanaysa bu yine artı olur. Önce artı sonra eksi olursa bu eksi olur. Önce eksi sonra artı olursa bu yine eksi olur. İşaretler aynı olursa yan yana artı olur. Pozitif değerdedir. Bir artı bir eksi varsa negatif değerdedir. Şimdi temize geçelim. Eksi 3 bölü 5'imizi yazdık. Sonra bu iki tane eksi çıkarma işlemi olduğu için pozitif bir işlemi tersine çeviriyorum. Yani negatif sayıları pozitif yaptım. Burası hemen artı oldu. Daha sonra da hemen artı 1 bölü 5. İki tane sayıyı birbiriyle toplamam isteniyor aslında benden. Çıkarma işlemini önce toplama işlemine çeviriyorum. Bakın buradaki artı işaretine. Ondan sonra toplamamı yapacağım. Şimdi birisi negatif bir sayı, birisi pozitif bir sayı sevgili öğrencim. İki tane zıt işaretli sayıları toplarken, şimdi işaretleri bir kenara bırak. Birisi 3 bölü 5'tir, birisi 1 bölü 5'tir. 3 bölü 5, 1 bölü 5'ten daha büyük. Yapman gereken büyükten küçüğü çıkartırsın. Büyükten küçüğü çıkartırsan 2 bölü 5 kalır. Büyüğün işaretini kullanırsın. Eksi ise önüne de eksi getirip işlem sonucunu eksi 2 bölü 5 olarak bulabilirsin. Buraya baktığım zaman bakın iki tane eksi işaretin yan yana olduğunu görüyorum. Her ikisini de işaret değiştirebilirim. Yani bu bir çıkarma işlemidir. Eksi 4 bölü 6'dan eksi 9 bölü 6'yı çıkartmamı istiyor benden. Çıkartma işleminde bu iki tane işareti aynı anda değiştirebilirsiniz. Zıtlarıyla eksiyi artı yaparım. Buradaki eksiyi de artı yapabilirim. Temize geçirelim. Eksi 4 bölü 6, diğerinde de eksi 9 bölü 6 ve bu iki tane sayıyı da ne oldu artık? Bakın burası artı olmuştu. Bu iki tane sayıyı da birbirleriyle topluyorum. Bakın toplama işlemini de açıp burada izleyebilirsiniz. İki tane aynı işaretle olan sayıları toplarken yapmamız gereken iki tane sayı toplarsın ve işaretlerini kullanırsın. 9, 4 daha 13 eder. Paydada bulunan 6'yı aynen yerine yazdım. İkisinin işareti, bak bunun da işareti eksi. Bunun da işareti eksi ise önüne de eksi getirerek eksi 13 bölü 6 şeklinde bulabilirsin. Tam sayılı rasyonel sayılarda çıkarma işlemi yapıyoruz. Çıkarma işlemini şuradaki eksi işaretinden anlayabilirim. Buradaki çıkarmayı ters işarete bakarak yaparak toplama işlemine çeviriyorum. Buraya artı dedim, buraya eksi dedim. Aynı şey, değişen bir şey yok. Bu iki tane işaret yan yanaysa işaretlerinde değiştirebilirsin diyor sana. Bakın baştakini yazalım. Eksi 3 tam 1 bölü 4'ümüzü yazdık.
Burada da artı işareti var. Burada da sevgili öğrencim eksi 5'ten 1 bölü 2'yi yazdık. Şimdi toplanacak sayıları bilmemiz gerekiyor. Onun için şöyle bir parantez içerisine alalım. Yaptığımız gerçekten basit. İki tane işlem arasında negatif bir değer var. Eksi bir değer var. Çıkartılmasını istiyor. Ne yapıyoruz biz? Çıkarma işlemini toplama işlemine çeviriyoruz. Bunu artı yapınca buradaki işareti de değiştirirsen aynı sonuca ulaşmış olursun. Değil mi? Şimdi bu bir negatif sayıdır. Bu da bir negatif sayıdır. İki tane negatif sayı topluyorsun sen sevgili öğrenci. İşareti aynı olan sayıları toplarken yapman gereken sayıları toplayıp işaretini kullanmak. Yani iki tane şöyle düşün. Eksi 3 ile eksi 5'i topluyorsun. 3 lira borcun var. 5 lira daha borcun var. Toplamda 8 lira borcun var. 8 lira borcun olmasını eksi 8 olarak gösterebilirsin. Aynı mantık. Tam sayılar olarak bir örnek verdim. Şimdi toplama işlemi yapacağım. Kesirlerde toplama yapsam, çıkarma yapsam sonuçta paydaların eşit olması gerekiyor, değil mi? 2 ile genişlettim. 2 kere 1 2 oldu. 2 kere 2 4 oldu. Paydaları eşitledikten sonra önce tam sayıları topluyorum. 5, 3 daha 8 eder sevgili öğrencim. Payların toplamı 1. Burada da 2 var, dikkat et. 1, 2 daha 3 eder. Paydada bulunan 4'ü aynen yerine yazıyorum. Yani buraya kadar mesela doğru bir şekilde yaptın. İşaretini unuttun. Şu ana kadar bu pozitiftir. Bak ne dedik biz? İki negatif sayı topluyoruz. Sayılar toplanır ve ikisinin de işareti negatif olduğu için önüne eksi işaretini getirmezsen maalesef yanlış cevap vermiş olursun. Dolayısıyla buradaki işaretler çok önemlidir. İşlem sonucunu buldum, sonra işaretine karar verdim. Eksi 8 tam 3 bölü 4'tür. Bakın burada yapalım. Eksi 3 bölü 4'ten çıkartmamı istiyor. Eksi 5 bölü 4'ü ne dedik? Ortada bir çıkarma işlemi var sevgili öğrencim. Bunların ikisinin de işaretini değiştirebilirsin. Zıt işaretli yapabilirsin. Eksiği artı yaptım. Buradaki eksiği de artı yapabilirim. Temize geçiyorum. Eksi 3 bölü 4'ü yazdım. Daha sonra bakın eksi 3 bölü 4'ten sonra artı işareti var. Onu yazdım. Sonra artı 5 bölü 4 oldu sevgili öğrencim. Bu iki tane sayıyı birbirleriyle toplamamı istiyor benden. Sonra şuna karar vereceğim. Birisi negatiftir, birisi pozitiftir. Bunu toplama işleminde de gösterdim. Rasyonel sayılarda toplama işleminin de ilgili konuyu da izleyebilirsiniz. Hangisi daha büyüktür burada? İki işareti farklı olan sayıyı toplarken büyükten küçüğü çıkartırsın, büyüğün işaretini kullanırsın. Şimdi birisi 3 bölü 4, hani işaretini kenara aldım. 3 bölü 4, 5 bölü 4. Bir kere 5 bölü 4 bileşik bir kesirdir. 3 bölü 4 basit bir kesirdir. 5 bölü 4 daha büyük. Yapmam gereken. Bundan bunu çıkartıyorsun. İşte ne kalır geriye? 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır, paydada bulunan 4'ü aynen yerine yazdım. Büyüğün işareti nedir? Artı. O zaman işlem sonucunda da artı olarak bulabilirim. Eksi, pardon. İşlem sonucumuz artı 2 bölü 4. Tabii bunlarda da sadeleştirme de yapabilirim. 2 2'ye böldüm. 1 4'ü 2'ye böldüm. 2 sadeleştirme yapmazsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Sonuçta ben doğru cevabı buldum. Yazılıdasın mesela. Böyle bir sonuçla öğretmenin karşına çıkabilirsin. Sonuçta bu da bir doğru cevaptır. Niye onu söylüyorum biliyor musun? Bazen sonuç çıkıyor mesela. O sonucu tam sayılı kese çevirmen gerekiyor. Çünkü seçenekli bir sorudur. Mesela 4 de 2 yok. Bu seni yanlış yaptığın anlamına gelmiyor ki. Seçeneklerde 1 bölü 2 var. Demek ki senin bulduğun olan sonucu sadeleştirmeyle, genişletmeyle ya da tam sayıysa bileşik kesre çevirmeyle ya da bileşik kesirse tam sayılı kesre çevirmeyle uygun seçeneği araman gerekiyor. Uygun cevabı araman gerekiyor. Buraya baktığım zaman pozitif bir sayı, negatif bir sayı. Artı 3 tam 1 bölü 2'den eksi 2 tam 1 bölü 2 çıkartmamı istiyor bizden. Yani önce şuradaki işarete bakman gerekiyor sevgili öğrencim. Çıkartma var burada. Rasyonel sayılarda çıkartma var. Çıkarmayı toplamaya dönüştürebilirsin. Her ikisinin de işaretini değiştireceksin. Zıt işaretli yapacaksın. Eksinin tam tersi zıttı. Artıdır. Buradaki eksinin tam tersi de artıdır. Şöyle oldu. Artı 3 tam 1 bölü 2 ile diğerine geçiyorum. Artı 2 tam 1 bölü 2'yi ve bu ikisini de şöyle parantezlerle gösterdim. Birbirleriyle toplamamı istiyor benden. Paydalar eşit. İki tane pozitif olan sayı topluyorsun. İşareti aynı olan sayıları toplarken. Sayıları toplarsın, işaretini kullanırsın. Mesela iki tane artı olan sayı topluyorsun. Sayıları topla, artı koy. İki tane eksi olan sayı topluyorsun. İşareti, sayıları topla, eksi koyarsın. Burada da aynı mantık. Önce tam sayıları topluyorum. 3, 2 daha 5 eder yazıldı. Paydada bulunan 2'yi aynen yazdım. Payları topluyorum şimdi bakın. Payında 1 var. Burada da 1 var. 1, 1 daha da 2 eder. Ve işareti de bunun artı. Dikkat et. Seçenekte emin ol. Böyle bir cevap bulmayacaksın. Yani artı 5 tam 2 bölü 2 diye bir cevap bulmayacaksın.
Demek ki bizim buradaki sonucu seçeneğe göre uyarlamamız gerekiyor. 2 bölü 2 bir bütündür sevgili öğrencim. Bir bütün. Buradaki yanındaki tam sayı bir arttırır. O da işlem sonucunu artı 6 olarak buldurur bize. Baktığımız zaman eksi 3 bölü 8 toplayacağım eksi 1 bölü 4 ile ondan da çıkartacağım artı 1 bölü 2. Şimdi sevgili öğrenciler bakın önce buradaki çıkarmayı toplama işlemine dönüştürelim. Burası artı olsun, burası da eksi olsun. Temize geçiyorum bakın. Baştaki eksi 3 bölü 8'imizi yazdık. Şöyle parantez içerisinde ve artıyı koydum. Sonra eksi 1 bölü 4 parantezimizi yine kapattık. Bu işareti de toplama işlemine dönüştürmüştüm. Her ikisinin de işaretini değiştirerek artıyı yazdım. Daha sonra içindeki artı da eksi oldu. Eksi 1 bölü 2. Yani ilk aşamada biz burada çıkarma işlemi olduğu için bu çıkarmayı toplama işlemine çevirdik. Yani sayıda bakın burası artı işareti, burası artı işareti. 3 tane sayı birbirleriyle topla diyor bana. Şimdi bakıyorum ben 3'ü de negatif sayı doğru mu? Burası negatif bir sayı. Burası da negatif bir sayı. Burası da negatif bir sayı. Evet. Aynı işaretli olan sayıları birbirleriyle toplayacağım. Paydalarını eşitleyelim. 8, 4 ve 2'yi 8'de buluşturabilirim. 2 ile genişlettim. Genişletme pay ve paydayı aynı sayılarla çarpmak demektir. 2'yi de 4 ile çarparsam 8 olur. Genişletme konusunda şuna bakıyorum. Ben sadece paydayı çarpıyorum mesela. Yalnız sevgili öğrenci matematikte kesin sonuçlar vardır. Doğru sonuçlar vardır. Yaklaşık değer yoktur. A ve B arasında kaldım diyemezsin matematik dersinde. 9 kere 6'ya 53 diyemezsin. 54'tür cevabı. 53 yaklaştım diye de öğretmen sana oradan bir puan vermez maalesef. Matematik işte böyle bir derstir. Genişletme yapıyorum. Genişletme pay ve paydayı aynı sayılarla çarpmak demektir. 2 kere 1 2 eder. 2 kere 4 8 eder. 4 kere 1 4 eder. 4 kere 2 8 eder. Bakın hepsinde de paydalar 8. Şimdi bunlar toplanıyor değil mi? 3 tane negatif sayının toplam. Ben işareti hemen senin yerine koyayım. Eksi. Yani 3 lira zararın var. 5 lira zararın var. 8 lira zararın var. Diyorsun ki toplamda ne kadar zararın var? Senin zararın varsa toplamda sen zararlarını toplayacaksan bir kere onu zarar olarak göstermen gerekiyor. Yani eksi bir sayıyla göstermen gerekiyor. İşleme devam ediyorum. Payda zaten 8'di. Hemen paydadaki 8'i aynen yerine yazdım. Sonra paylarını toplayacağım. 3, 2 de burada. Bakın payında 3 var. Genişlettikten sonra burada 2 var. Genişlettikten sonra burada 4 var. 3, 2 daha 5 eder. 4 de burada 9. İşlem sonucu eksi 9 bölü 8. Seçenekli bir soru. Bakıyorsun eksi 9 bölü 8'i bulamıyorsun. İyi de bu bileşik kesirdi. Unutmuyorum hemen. 9'u 8'e bölerek de bunu tam sayılı kesire de çevirebilirsin. Onu da hemen gösterelim. 9 da 8. Bir kere var. Bir kere 8, 8 çıkarttım 1. 1 tam 1 bölü 8 de diyebilirsin. Yalnız bu çevirme esnasında da aynı işareti kullanman gerekiyor. Eksi ise buraya da eksiyi getirmen gerekiyor. İster bunun sonucunu eksi 9 bölü 8 de, ister bunu eksi 1 tam 1 bölü 8 de ikisinde de aynı sonuca ulaşıyorsun. Bir tane de biz yapalım değil mi? Eksi 5 tam 4 bölü 6'dan çıkartmanı istiyorum. Senden işte ne olsun? Eksi 3 tam 2 bölü 4'ü sevgili öğrencim. Şöyle de parantez içerisine aldım. Burada bir çıkarma işlemi var. Ne yapıyordum sevgili öğrencim? Buradaki çıkarma işlemini toplama işlemine çevireceğim. Artı yazdım. Burayı da değiştirmeyi unutma yani. Sadece her gördüğün eksiği artı yaparsan olmaz. Yani burayı artı yaptın, burayı yapmadın. Olmaz öyle o şekilde. Artı yaptım, burayı da hemen artı yapman gerekiyor. Bir de bütün hepsini de artı yapma. Bu eksi bir değerdir. Bunu tutum artı yapayım deme sakın sevgili öğrencim. Temize geçiyorum. Bakın eksi 5 tam 4 bölü 6 ile toplayacağız. Doğru mu? Neyi toplayacağız? Parantez içerisinde artı 3 tam 2 bölü 4'ü toplayacağız. Parantez içerisinde de şöyle gösterdim. Bir kere burada toplama yapacağım yapmasını ama paydaların eşit olması gerekiyor. 6 ve 4'ü 12'de buluşturabilirim. 2 ile genişlettim. 12 olur. Buraya da 3 ile genişletirsem 12 olur. 2 kere 4 8 eder. 2 kere 6 12 eder. 3 kere 2 6 eder. 3 kere 4 12 eder. Sonra şuna karar veriyorum. Birisi negatif bir değerde, birisi pozitif bir değerde. İkisini toplarken büyükten mesela işaretleri bir kenara bırak. Eksiği, artıyı bir kenara bıraktım. Ne oldu? Biri 5 tam, biri 3 tam. 5 tam 3 tamdan daha büyüktür. Yapman gereken büyükten küçüğü çıkartırsın. Çıkartalım mı bak. Önce tam sayıların farkını alıyorum. 5'ten 3 çıkarsa tam sayılar 2 tam.
Geçiş çizgisini çektim. Paydada bulunan 12'yi aynen yerine yazdım. Sonra payların farkını alacağım. Bak 8 burada var. 6 burada var. 8'den 6 çıkarttık. 2. Ne dedik? İki işareti farklı olan sayı, yani zıt işaretli olan sayıları toplarken büyükten küçüğü çıkartırım. Tamam. Büyüğün işareti hangisi? Eksi. İşlem sonucunun önüne de eksi getirmem gerekiyor. İşlem sonucu eksi 2 tam 2 bölü 12'dir. 2 bölü 12'yi de 2'yi 2'ye böldüm 1, 12'yi 2'ye böldüm 6. 1 bölü 6'ya kadar da en sade biçiminde yazabilirsin.